Keyifle biz başladık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet karmaşığım. Nasıl gayet iyi olabilir ki? Neyle geldiniz? Arabayla. Etiler'de oturuyorum ve yaklaşık 4 dakikada buradaydım. Aynı dertten değil, aynı toplumsal şaşkınlıkla muzdaribim. Değil mi? Şöyle, aslında normal. Çünkü hep 50 liralık alıyoruz. Artık 50 liralık aldığınızda, bakın şaka yapmıyorum. Yani oturup hesaplamışlar. Çok zor bir şey de değil. Yani bir beyefendi var ya, aslında o cümleyi kurmak yanlış ama hani Bilal'e anlatır gibi anlatayım da ne olduğunu anlayın. 2012 yılında 50 liraya 31 litre alınıyormuş. 2021'e geldiğimizde bu 4,5 litreye düştü. Fakat 4,5 litreye düştüğü ve yaklaşık 46 zam yapılan 2021'den sonra 2022'nin birinci haftasında 4 zam yapılınca şu anda sanıyorum pompayla böyle geliyorsunuz, hani bir komedi bir programı var, koklatıyor ya, o kadar olmasa bile motosikletler alır ya Kore kardeşlerimiz, böyle yaklaşık ondan sonra doldu, evet. Gidersin. Şimdi bunu arabada alıyorsun. Bu şey gibi, unutmayın lafınızı, çok ünlü bir hamburgerci zinciri vardır, bir dondurmaları vardır, üzerine evet. Diye minicik bir sos damlatırlar, onun gibi bir şey. Bu arada tabii pompacı sözcüğü de herhalde Türk dilinde hiç bu kadar gerçek anlamına ulaşmamıştı. Çünkü onların da sevgili kardeşlerimiz çalışıyorlar tabii. Onlar da istemezler bu kadar pahalı olsun ama yüzlerinde bir tuhaf gülümseme var. Artık takip edemiyorlar. Çok da acayip bir şey söyleyeyim. Rakamlar sığmıyor ki oraya. Evet. Şimdi 13 lira oldu. Kimsenin aklına gelmemişti. Mesela başa 3 ya da 9 gelebilir ama bir dijit daha, yani bir hane daha geleceği ve oraya ekleme yapılacağını düşünmedikleri için şu anda orada biliyorsunuz yapışık birler var. Evet. Onun iki olmaması dileğiyle. Orada bir duruyor şu anda. Şimdi, ama yani bir yandan da aslında selam verdin, böyle başlanır mı? Ama başlanır böyle, yani. Ne yapalım, böyle başlanır başlamak zorundayız. Valla Etiler'den Seyran Tepe'ye 4 dakikada geldim. Onu söyleyeyim, bomboş. Minicik daha bir şey söyleyip bu mevzuyu kapatacağım. Bir ara işte benzine zamlar gelmeye başladığında benzincilerin önünde kuyruklar vardı. Evet, şimdi o da yok. Ama şöyle. Çünkü arabalar çıkmıyor. Onun açıklamasını da iktidar partisinin akıllara durgunluk veren milletvekillerinden bir tanesi. Yani çünkü ben böyle bir cümle kursam ondan sonra kapanırım. Hatta plastik cerrahi ameliyatı yaparım. Dedi ki araç yoğunluğundan oluyor dedi. Yani ya. Zamdan değil, araç yoğunluğundan oluyor dedi. Araç yoğunluğu var, o yüzden kuyruk oluyor, pahalılıktan değil dedi. Evet. Bunun halk arasında bir karşılığı var da ben söylemeyeyim, argo deyimleri sözlüğüne baksınlar. Orada görecekler, testis geçmek diye bir deyim vardır. Ona bakarlarsa ne demek istediklerimi daha iyi anlayacaklar. Bu arada beni tanıtırken, onu da söylemeden geçemeyeceğim, sivri dilli diye tanıtmışsınız. Benim dilim sivri değil. Ben tanıtmadım. Vallahi değil. Hatta arkadaşlar, telebirci arkadaşlar. Benim dilim sivri değil. Diğerlerininki yalamaktan aşınmış. Oh. O yüzden yani benim vallahi sivri değil benim dilim. Ben normal gördüğümü söylüyorum. Yani benim söylediğim akaryakıt istasyonlarında var olan. Şu ana kadar anlattıklarımın herhangi bir sivriliği var mı? Allah kolaylık. Zor bir yayın olacak. Yok, ben çok rahatım. Üstelik gömleğinize de bayıldım. Teşekkür ediyorum. Nefis, çok renkli. Benzinden çıkıp. Bu gömlek kaç para onu biliyorsunuz. Şimdi oraya gelecektim. Aslında pahalı bir kumaş. Bunun da öyküsü var. Aziz Nesin'in çok şahane bir mizah öyküsü vardır. Her seferinde kadınla olan aşkını anlatmaya çalışırken yolda giderken karşılaştığı bir hayat pahalılığı onu döndürüp tekrar başka konulara getirir. Bir türlü o aşkı anlatamaz. Muhteşem bir öyküsüdür Aziz Nesin'in. Tabii ki bugüne de çok uyduğu için hani ben sadece o kadarını söyleyeyim. Evet, pahalı mı? Yok, hayır. Emekle alınabilir. Emekle alınabiliyor. Alınabiliyor. Yani para kazanarak emeğinizle yapabildiğiniz şeyler arasında bu gömlek de alınabiliyor. Ama benimki Adana'da çok sevgili bir dostum, bir tekstilci hanımefendi var. Bir gün ele aldı, dedi ki ben bu senin gömlekleri değiştireceğim. Hatta bu şeyi de o çıkardı. Şimdi bunu da tabii kovboy kravatı diye bilenler var. Değil aslında. Bu her zaman olduğu gibi aslında Amerika'nın yerlilerinin kullandığı. Yani Kızılderililer, Indian dediklerinin kullandıkları, evet, tasarımlardı. Her şeyi ele geçirdikleri gibi 1800'lerden sonra kovboylar takmaya başlayınca bu da kovboy oldu. Ben kovboy falan değilim.
Ben ama, Kızılderiliyim. Evet, eğer bir şeysem Kızılderiliyim. Doğru. Ben de onları çok seviyorum. Evet. Benim sizinle ilgili sabahları çok güzel anılarım olurdu. Allah başka yerken de vermesin. Yıllar yıllar önce çok keyifle seyrederdim sabah haber programınızı. Sağ ol. Sonra pasaporalıları biraz kaçırdığım söylenebilir. Evet. Ama zaten herkesin bildiği. Evet. Yani Metin Hoca'yı da herkes biliyor. Şimdi oralara girip öyle yaptınız, böyle yaptınızlarla sohbetimiz çok oluşmayacak. Yok yani işte ne zamandan beri varım? 1986 yılında askerliğimi tamamladım. Üniversite mezun olup askerliğimi tamamladıktan sonra biraz Türkiye Petrolleri'nde çalıştım. Hemen arkasından 1988 yılında. 1980 değil mi? Evet, 70 değil. 88 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazanarak girdim. Ve ondan sonra Anadolu Ajansı TRT öyle başladı. Tabii bu bahsettiğim iki kurum Atatürk'ün kurduğu kurum olduğu dönemlerde sınavla girilen ve gazetecilik yapılan kurumlardı. Evet. Şimdi gibi içler acısı kurumlar değildi. Anadolu Ajansı'na da ikinci olarak girmişsiniz galiba. Evet, öyle. Ayrıca meslek hayatının yani Anadolu Ajansı'nın tarihinde kazanılan en önemli ödülü 1991 yılı Bülent Dikmener haber ödülünü kazandım. Neyle? Türk adımlı bale haberiyle. O dönem böyle gündemi sarsan bir takım haberler yapmıştım. Hepsi kültür sanat haberleriydi. Hakkı Bulut'a söyletilen acısız devlet arabeski. Pavarotti'nin sesinin yetersiz bulunup Türkiye'den gönderilişi, onun arkasında yatanlarla birlikte. O dönem böyle yani kültür sanat hayatında da kaybolan yasaklı kitapların bir depoda bulunuşu Fikri Sağlar döneminde. Bunların hepsi benim yaptığım kültür sanat haberleriydi. O tabii insanlarda da meslek çevresinde de bir merak uyandırdı ki bu MU altta sadece imza atılır ya haberde. Ve öyle başlayan bir süreç. Ondan sonra ben onu aşağı kalıcı kullanmaya çalıştım. Sabah yaptığınız haber programları çok enteresandı ve keyifliydi. Çünkü belki de ilk defa böylesi mizahi bir dille hem eleştiriyordunuz. O gazete kupürlerini hatırlıyorum işte hepsini böyle asılmış. Yani şöyle söyleyeyim size, biz o işe Kanal 6 televizyonunda Cem kardeşim bu televizyon ekranlarında da konuk etmişsinizdir. Burada şu anda kameranın başında oturan eski dostlarım da var. Onlar da hatırlayacaklardır. Mustafa Hoş çok başarılı bir gazeteci. O da benim gibi Ankara kökenli. Bizi ikimizi bir araya getirdiler. O benim aklımın öbür yarısıydı. Ve biz 24 saat çalışıyorduk. Yani ben gündüz uyuma dışında her saati anlama ve değerlendirme. O da geceyi anlama ve değerlendirme üzerine. Ve o gün bizimle beraber çalışan ekip bugün çok özel yerlerde. Yani en başarısızı bile bir yerde yönetici konumunda. Öyle söyleyeyim. Çok ilginç bir ekip, genç bir ekipti. Ve ben size şu kadarını söyleyeyim. Emin olun Good Morning Amerika'yı falan izlememiştim ben bu programı yaparken. Ama sonra baktığımda Amerikan televizyonlarında da güne keyifle başlatan bir sürü eğlenceli içerik taşıyan özel. Bugün niye olmuyor? Bugün de çok başarılı sabah programı yapan arkadaşlarım var. Hı hı. Ama neden olmuyor derseniz eğlencesini yitirmiş, gülmenin de birazcık hafiflik sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Biraz da şey olabilir mi? Özgür olmamakla kesinlikle alakalı olabilir tabii mi? Tabii ki. Çünkü yani gelinen noktada ana akım medyanın inandırıcılığı ve saygınlığının büyük kaybı tabii ki bu tarz bir programın yapılabilmesinin önündeki engel. Ama bir şey daha var yani niye peki alternatif kanallarda yapılmıyor? Çünkü orada da daha kötü teknolojik koşullarda ya da ekip olmadan tek başına bir şeyler kotarmaya çalışan kardeşlerim var. İyi niyetli ama ben diyorum ki bu aynı zamanda bir prodüksiyon işidir. Bizim mesela kameramız vardı. Bu işte şimdi sabah biz bir şeye başlatmıştık. Bugün onu şeyde izliyorsunuz. Sokak röportajı olayı. Sokak röportajında hiçbir şey söylemenize gerek yok. Aziz Nesin Usta'nın söylediği oranı tutturmak için çabalayan insanların varlığı da bu ülkenin bir gerçeği. Ama onların da yine anlaşılması, dalga geçilmesi için değil, anlanması ve nasıl bu hale gelebildiler. Mesela dün gerçekten öğrencilerinin bir kısmını milli mücadeleye yani göndermiş, işte şehitler vermiş bir okulun öğrencileri Atatürk posteri bıçaklarken görüldü. Ama o çocukların suçu değil. Onları oraya, o noktaya kim getirdi? Biz de onu konuştuk akşam ya. Evet, bu çocuklar nasıl böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Nasıl beyinleri yıkandı? Çünkü kim ne yaptı bu çocuklara? Evet, işte asıl bakmamız gereken orası.
hani ahkam kesmeler falan değil. O yüzden ekranda da bizim o dönem yaptığımız sabahleyin biz bir portakal sandığımız vardı. Üstüne çıkıp her konuda konuşuyorlardı. Sonra o sokak sohbetlerine döndü. Çok başarılı yapan 3-4 tane arkadaşım var. Onları da gözaltına aldılar. Ev hapsindeler. Garip, evet, garip biçimde. Yani düşünün şimdi bunun ev hapsine alındığı bir ortamda siz nasıl sabah o sabahın özgürlüğünde iş yapacaksınız? Yani işte iyi ki bir tane ulusal bir kanal var da o kanal aynı zamanda Amerikan kökenli bir entertainment kanalının Türkiye ayağı. Orada da eski bir gazeteci arkadaşım, yazılı basından gelen bir arkadaşım namuslu işler yapıyor. Yani namuslu yapılan işin bile kahramanlık gibi algılandığı bir dönemden geçiyoruz artık. Öyle bir süreç oldu. O yüzden bizim böyle bir şey yapma şansımız yok. Dedikodu yapalım mı o zaman? Yapalım anasını satayım. Annesini değil ya. Satalım ya, yapalım ya. Buyurun ya. O zaman hemen dedikodu. Şimdi söz ettiğiniz kanalı aşağı yukarı herkes anladı zaten. Evet, evet. Sizce Fatih Portakal kendi isteğiyle mi gitti? Ben bilemem, onu kardeşime sorun. Dedikodu çok başarılı. Hayır, çok başarılı bir arkadaşım. Zorunda bırakılmak şöyle bir şey. Orada bir kütük gibi rütük var. Yani başka bir şey söylemeyeceğim. Ve Türkiye'deki özel parayla izlenilen kanalların içeriğine bile müdahale edebilecek hale geldi. Tuhaf biçimde eğlenceli bir oyundaki kullanılan maskların dinsel içeriği olabileceğini tartışma noktasına geldi. Ama sonra bakıyorsunuz içerideki CHP'li, bir tane HDP'li üye var. Hatta MHP'li üye de son derece geçmişi sağlam bir gazeteci hanımefendi. Ben eminim ki o da çok üzülüyordur bu tür kararlarda oy çokluğuyla çıkmasına. Çünkü bizim namuslu gazeteci arkadaşlarımızdan biri, MHP'nin Rütük'teki temsilcisi, bizim gazeteci arkadaşımız bir hanımefendi. Çok da saygın, başarılı bir gazeteci. Eminim ki onlarla beraber yürümüyordur ama bir çoğunluk olduğu için hiçbir şekilde orada bir farklı karar ortaya çıkmıyor. Çok başarılı iki tane CHP'li üye var. Yani onlar da gazeteci. İşte Konur Alp ve şey. Şimdi böyle bir ortamda o televizyonun lisans iptaline ya da daha ciddi cezalandırmalara gidebileceği bir ortamda Fatih'in yaptığı bence fedakarlık. Bence onu ona sorun ama benim gördüğüm fedakarlık. Niye? Daha büyük zarar gelmesini engellemek için kuruma. O kişiye çünkü bakın kurallarla yürümüyor. Bir kişiye takılıyor ve o kişiye takıldığı anda o kişinin ortadan kaldırılması için. Yoksa yani doğa dostu bir adamın evinin çatısının üstünde, evinin sundurmasının çatısının üstündeki kiremitlerin sadece yasak bulunabileceği bir uğraşıyla üstüne gidilmezdi. Böylesine ilkelliklerin, böylesine rezilliklerin yaşandığı bir dönemde bence zorunlu olarak ben ayrılmak zorunda kaldı diye düşünüyorum. Çok başarılıydı. Yeni dönem anchormanlerin en başarılısıydı. Ama şimdi zaten anchorman ya da anchorwoman olmasın isteniyor. Çünkü düz olsunlar, kimliksiz, kişiliksiz olsunlar, sadece okusunlar, yorum katmasınlar. Çünkü rahatsız oluyorlar. O yüzden büyük çoğunluğu geri çekilmiş durumda. Üstelik bunu yaparak korkan medya patronlarının büyük çoğunluğu da kimi zaman el konulmuş, biz beraber yaşadığımız patronlar bunlar. Kurumlarına el konulmuş, geçici dönem engellenmiş patronlar. Ya, ve bir kısmı gerçekten artık medyayı tanımışlardı, şey yapmak istiyorlardı. Ama gelinen noktada içler acısı zavallı bir durumdalar. Kimse saygı duymadığı gibi, kimse o içeriğe dönüp de evet ya bu haber diye bakmıyor. Korkunç olan o. Yani işte amiral gemisi batmış durumda 20 bin satıyor. Niye? Çünkü yani ışıkçıların gazetesinden köşe yazarı getiriyorsun oraya. Yani yan yana duran adamlara baktığınız zaman, orada içerik oluşturan kişilere baktığınız zaman üzüntü duyuyorsunuz. Düzenlediğiniz bir magazin ödülünde bile yaptığınız şey 5 katı büyük tepki görüyor. Böyle evet. Bir dönemde anlatabiliyor muyum? Artık. O kim neden ayrıldı? Öbürü neden burada? Metin Hoca niye 12 yıldır yoksunuz? Diyemeyeceğiniz bir dönemde. Ama geçecek mi? Evet geçiyor. Öyle bir geçecek ki buna neden olanların hepsinin yargılanacağı bir dönem olacak. Ben de bunu bekliyorum. Ben yargılanmalarını bekliyorum. Çünkü suç örgütlü ve yukarıdan aşağı doğru işlendiği için bizi de bu şekilde koparan, mesleğini yapamaz hale getiren insanların ben cezalandırılacağına inanıyorum. Ya bunların içerisinde bir de medya ahlakından söz edip bizimle beraber Kanal 6'dayken 5. Kuvvet diye program yapıp sonra Anadolu Ajansı'nı katleden adamlar da var yani. Tuhaf, gerçekten utanç duyuyorsunuz. Bazı sanatçıların, bazı gazetecilerin bozuşmasına baktığınızda
gerçekten nasıl bu hale geldiler? İnsan çocuğunun okul taksidi için bu kadar alçalabilir mi? Noktasında şaşkınlıkla izliyorsunuz. Yapacak başka bir şey yok. Yani üzüntü duyuyorsunuz. Onlar adına üzüntü duyuyorsunuz. Şimdi seyircilerimiz de tabii çoğu zaten TV'si seyircileri bunlara hakim. Dolayısıyla aslında ben bugün biraz onları keyiflendirmek isteyeyim. Evet, bana böyle sorular sormayın. Tamam. Belki yine buralara döneceğiz. Umutsuzlukta haklı çıkacağımıza umutla yanılalım. Ben bundan yanayım. Gerçekten bunu inanarak ve söylüyorum. Ve biraz gülerek hayata sarılmanın yollarını arayalım. Çünkü her dönem gibi bu dönemler de geçici. Bir şey, son bir şey söyleyeyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Abraham Lincoln'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki, halkı bir süre kandırmak mümkündür. Halkın bir bölümünü uzunca bir süre kandırmak mümkündür. Ama halkın tamamını sürekli kandıramazsınız. Bunu başarsaydı 1930'lu yılların koşullarında Nazi İmparatorluğu başarırdı. Ama başlarına bomba yağdıkları anda Berlin bombalanırken fark ettiler ki biz orada değilmişiz. Kızıl Ordu kapıya dayanmış, biz yeniliyormuşuz. Yani o yalanı ne kadar sık tekrarlarsanız ve o büyük yalanla ne kadar uğraşırsanız, ki bugünkü reklamcıların ve PR'cıların da atası kabul edilebilecek Goebbels'in nasıl yok olduğunu böylece çok daha iyi anlayabiliriz. Bugün yaşadığımız, bakalım kapımıza gerçekten dayanmışlar mı noktası. Ama ben bunu hala gülerek bakmak istiyorum. Metin Hoca'nın televizyonları özlediğini fark ettiniz sanırım, değil mi? Beni konuşturmuyor. Evet, sustum. Vallahi sustum. Bunu mu demek istedim? Ya işte onu da ben öyle soruyorum. Çünkü Hazreti Google bize soruyor ya, bunu mu demek istedin diye. Ben söyledim zaten, bunu mu demek istedin diye bir şey var mı? Sen buna yanıt ver bakalım. Ben de şimdi oyunumun adını böyle koydum. Ve ben bugün anlatmıyorum. Madem böyle oldu, ben tarihi anlatırım diyorum. Çok önemli bir yakın tarihçimiz, genç bir tarihçi aynı zamanda, Profesör Doktor Özlem Kumrular. Küçük şeylerin tarihi. Biz onunla çok güzel sohbetler yapıyorduk. Çok güzel, böyle çok gülüyorduk. Dedim ki ben bunu niye sahneye taşımayayım? Ben zaten iletişimin dilinin bitişiyle ilgili dilinizi eşek arası soksun diye bir oyun oynuyordum. Onu bir kenara koydum. Bir süre bekledim. Çünkü artık kimse kimseyi anlamıyor. Kimse okuduğunu anlamıyor. %45 oranında okuduğunu anlamama bu ülkenin oranı. Böyle bir ortamda ben dedim ki tarihten örnek vereyim, belki öyle anlarlar. Kulağı böyle gösteriyoruz şimdi. Ve diyoruz ki öyle tarih bize anlatıldığı gibi büyük şeylerin tarihi değil. Küçücük şeyler belirledi bu tarih. Kimi zaman bir kahve çekirdeği, kimi zaman bir gözlük camı, kimi zaman işte Galileo Galilei'nin dürbününün ucu, ne belirlediyse. Gelin tarihe alternatif bir bakalım ama gülelim. Bunu mu demek istedim de bu kadar yoğunluğun içerisinde sizce ben bunu mu anlatıyordum, yoksa benim bu anlattıklarımdan siz bu sonuçları mı çıkarıyorsunuz demek. Bir göz atalım mı? Var mı? Hadi buyurun. Olmaz mı? Bir görelim. Hazır mıyız? Tabii seyircinin coşkulu bölümüne denk gelebildik. Çünkü arada telif sorunları da olabilecek için çok giremiyoruz biliyorsunuz. Onu da görüyorsunuz işte. Sonunda çay, tuvalet kağıdı dağıttığınız noktalar da var. Ne yapayım? Oyuna geliyorlar, o kadar para veriyorlar. Ben de bir destek olayım dedim. Su da dağıtır mısınız? Çok pahalandı. Ama damacana. Artık yeter ama. Şimdi çay dağıtıyorum. Mango dağıtıyorum. Çok önemli biliyorsunuz. Çünkü mangonun kurutulmasıyla mutfak bütçesi 54 milyon lira olan sarayımız mango kurutarak şey yapıyor biliyorsunuz, tasarrufta olunuyor. Öyle olunca ben de bu tasarrufa katkı sağlamam gerekiyordu. Ben de mango dağıtıyorum ama tabii benim dağıttığım mango işte önde oturan Türkiye'de de öyle değil mi? Bir kısmı yiyecek, bir kısmı işte bakacak. Dedim ya, su. İşte genel ihtiyaçlara yönelsek. Acaba yakıtla mı dağıtsın? Ben bu oyundan elde ettiğim bütün parayı... Yakıta yatırım yapmak lazım bence. Kesin.
Küvetleri doldurmak lazım. Eskiden su doldurur. Ya şöyle, araçların eskiden doluş, yani deponun... Ha, gene benzine bağlı. C grubu otomobilli büyük araç dahil 300 lirayla 450-500 lira arasındaydı. Şimdi alt limit 550 lira. Üst limit, eğer öyle büyük arabalarınız varsa, 1000 lirayı buluyor bakın. 1000 lira. Tamam, benzinden çıkıyoruz. Benzinden çıkıyorum. Oyuna dönüyoruz. Oyuna dönüyoruz. Sürekli... Oyunda da benzin var. İşte 11. yüzyılda bir hanımefendinin öyküsünü anlatıyorum. Bu hanımefendi aslında bizim için önemli çünkü bir Türk markası aynı zamanda yıllar sonra ortaya çıkar. Bu hanımefendi eşine sürekli olarak zam yapma diyor. O zamanlar Allah'tan, yani bizde öyle yönetici bir zaman yok ama hep sürekli zam yapan bir İngiltere'nin ortasında 10. yüzyılda bir yönetici var ve onun karısı engel olmaya çalışıyor. Başaramayınca adam da sinirlenip diyor ki sen kentin bir ucundan öbür ucuna çıplak gitsen bu zamlar gene durmaz diyor. Ve ben de oradan yola çıkarak bugün o kadın bizde yaşasaydı ne olurdu sorusuna cevap arıyorum. Şimdi şey var, görüyorsunuz. Böyle tuhaf tuhaf bir takım adamlar çıkıyor. Bunlar nasıl milletvekili oldu diyorsunuz. Ben Caligula'nın, İmparator Caligula var ya, atını neden senatör yaptığını anlatıyorum. Çünkü güvendiği kişi o. Yani bizde de mesela kime güvendiyse onu bakan yapıyor, işte yönetici yapıyor. Yani Caligula'nın atını senatör yapması neyse, bugün ben İnci Tatus'un öyküsünü anlatıyorum. Ama İnci Tatus'a, atın adı İnci Tatus. Bir kez böyle şahane bir mermer konut yapmış. Atın yalağı altından. Aa. Vallahi İnci Tatus. Bak şimdi ben bitirdikten sonra, yani bu program bittikten sonra bir sonraki programa bakarken Hazreti Google'da izlemenizi, yani şöyle bir kontrol etmenizi rica ediyorum. Caligula'nın atı İnci Tatus diye yazın. Neler çıkacak? Bir de kaka tanrısı var. Olmaz olur mu? Çünkü tarihi belirleyen en önemli unsurlardan birisi de nereye ettiğimiz. Mesela ben tarihte şimdi biliyorsunuz Allah franga tuvaletleri kaldırıp Allah turka yapmaya çalışıyorlar. Ne kadın hijyenini düşünüyorlar, ne yaşlıları düşünüyorlar. Niye? Efendim çünkü bizim itikadımız da böyle diye. Ben de diyorum ki peki ilk Allah franga tuvaleti kim yaptı? Bakın gelsinler oyuna, görecekler, belgeleriyle gösteriyorum. Hem de en sevdikleri padişahımız çıkacak. Hem de Almanlara destek için. Yani baktığınız zaman tarihi bilmedikleri için. Mesela adamın biri çıktı dedi ki kabuklu yemek günah dedi. Kılıçla dolaşan tuhaf bir abi var ya. Mercedes'e binme ve kılıç taşıma özelliği dışında pek fazla. Kahve içmek istiyorum. Ben de su içmek istiyorum. Şimdi bu adam geldi. Bu değerli beyefendi dönüp dedi ki böyle bir şey var. Ben de hassa defterlerinden gösteriyorum. 1471 tarihinde Fatih Sultan Mehmet için... yani Padişah Efendimiz 14,5 kilo deniz kabuklusu alınıyor. Demek ki adam yiyormuş. Çünkü zaten çağının çok ötesinde seçkin zevkleri olan bir padişah sabah kahvaltısında mantı, yanında balık yanağı ve istiridye yiyor bana. Metin Bey, kabuklular bırakın öyle kalsın. Bir de şimdi o sevilir ve çok tüketilirse bunları da biz yiyeceğiz. Hayır ama yani şeyinizden gündem uydurup... Yapmayalım kabukluya, hiç gerek yok, girmeyelim. Arkadaş diyor ki ama nasıl sakin duracaksınız? Diyor ki İslam'ın olduğu yerde... Ne? İslam'ın olmadığı yerde ışık yok dedi. Ben dedim ki o yüzden mi Mercedes'imizin şeyiyle aydınlanıyoruz, adaptif farlarıyla aydınlanıyoruz? Hakikaten oraya geliyor. Yani şimdi ben Mercedes dedim ama herhalde insanlar koşarak gidip Mercedes almazlar. Reklam olmaz diye düşünüyorum. Çünkü öyle çabuk... Yani yine de zikretmemekte fayda var. O zaman şöyle söyleyeyim. İki Alman mühendis var. Tamam mı? Birinin soyadı Benz, diğerininki Daimler. Bu iki mühendis daha sonra ortakları olacak birinin kızlarının da adını kullanarak bir araba üretiyorlar. Bu araba pek seviliyor. Bizde de çok tüketiliyor. Hatta onun lüks versiyonu var. Onu da mesela bu oyunda onu da anlatıyorum. Onu da yine onu söylersem onu hiç alamazlar zaten. O da yine üreten mühendislerden birinin soyadı Maybach. 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 Şimdi bu kadar her şeyi keyifle, mizahla eleştiren bir yönünüz var. Zaten böyleydi ama benim kafamı hep kurcalayan bir soruyu sormak zorundayım. Buyurunuz. Star TV dönemlerinde Cem Uzan patronluğunda programlar yapıyordunuz. Evet. Gene sivridilliydiniz. Evet. Ama yine de bir takım garip şeyler oluyordu biliyorsunuz. Sonra Ayyuka çıktı. Evet. Oradayken ne kadar eleştirebildiniz? Gerçi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bir kahraman, şöyle ama. Bir kahramanlık değil ama
şunu yaptık. Bence çok akıllı bir patrondu. Hukuk tarafını bir yana bırakıyorum. Yaptığı yolsuzluklarla ilgili değil. Ama akıllı bir patrondu. Akıllı patrondan kastım şu. Televizyon ve yayıncılıktan para kazanmayı bilen biriydi. Ve hepimize şans tanıdı. Biz de editoryal bir özgürlük içerisinde çalıştık. Bana o güne kadar müdahale edilmedi. Ben televizyonda şunu söylediğim için o ailenin damatlarından biri tarafından, ben genelde damat sevmem, damatlardan biri tarafından müştak, damat müştak Ayvas tarafından, bak kameraman arkadaşım da hatırlayacak, uyarıldım. Bir tek orada uyarıldım. O da şuydu, bir partileşmeye gitti, kolları sıvadı, hiç gerek yokken. Ve İbrahim Tatlıses konseriyle %7 nüfusu kandırabilip ya da yiyecek dağıtarak %7 sağ seçmeni etkilenebileceğini o gün koşullarında göstermesine rağmen biz şunu söyledik. Ben dedim ki merkez sağda da partiler var, işte yeni o zaman şey kurulacaktı. Bugünkü bu yıkım ekibinin gerçekten iyi niyetli hali oluşma aşamasında ben bu partiye oy vermeyeceğim dedim. Yani bunu yayında... Ama bu kadar diyebildiniz. Evet, bu kadar diyebildim. Çünkü bu, şimdikilere bir bakın lütfen. Bırakın şeyi, soru... Şimdiyi bence bırakalım zaten. Şöyle, ne zaman ayrıldık? Onu söyleyeyim. Pasaparola'nın en başarılı olduğu dönemde ben de sabah programı yapmaya devam ederken imparatorluk sallanmaya başladı. İşte söylemeyeceği bir şey söyledi Recep Bey'e. Gerek de yoktu. Çünkü eleştirilecek çok yanı var ama hakaret etmenin bir mantığı yok. Allahsız adam falan dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir tuhaf bir... Yani bu hakaretler ne kadar tatsız. Evet, bu gerek olmayan bir hakaretti. Sonra da bunu yaparken de kendi yapısı içerisindeki bankacılık sistemindeki o büyük oyunu bir tek o biliyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir süre sonra imparatorluk sallanmaya başladı ama biz gemiyi terk eden fare değiliz. Haklıyken haksız duruma düşmemek için sabah programını en yoğun olduğu dönemde bırakıp Pasaparola'da ceza ödeme koşullarını göze alarak televizyondan ayrıldık. Hmm. 2002 yılında ayrıldım ben. Ceza ödediniz mi? Şöyle, daha sonra TMSF ile anlaştım. Benim alacaklarımı alamadıklarım vardı. İşte bayram paraları, şeyler, primler, primler, kazançlar. Onlarla şey yaptığımda ben devlete o günün koşullarında 31 milyar 300 milyon yani... bugün 310 bin lirası civarında bir para ödedim. Fark ödedim. Hı hı. Benim ödemem gereken farkı. Ve hesabımızı kapattık. Yazı da elimde duruyor, TMSF'den aldığım yazı. Yani böyle bir ayrılış. Böyle bir ayrılış. Sonra Pasaparola'yı başka kanallara taşımaya başladık. Hı. Ve ben, çünkü patronların hesabını taşıyıp sorgulanacak kişi değilim. Hiçbir zaman olmadım. Yönetici de değildim. Sadece ekran yüzüydüm onun için. Ama onunla beraber bu arada mesela Aydın Doğan'la olan sürtüşmeli döneminde işte Aydın Bey'in şu saçma sapan görüntülerini, böyle oynayan görüntülerini yayınlamışlardı. Ben bunu yayınlamadım çünkü kişilik haklarına aykırı diye. Tek ceza almayan o dönem Star'da benim. Yani biz Mustafa Hoş'la beraber ilkeli gazeteci kalmaya çalıştık. O zaman gazetecilik yapıyordum. Şimdi kendime gazeteci demiyorum. Son ütücü olabilirim. Eğlendiren biri olabilirim. Anlatıcı olabilirim. Belki televizyon programcısıyım ama ben gazeteci değilim artık. Çünkü gazetecilik yapabilme imkanlarının tanınmadığı bir dönemde ben de kendimi zorlayarak gazetecilikte ısrar etmedim. Samimi cevap için teşekkür ediyorum. Rica ederim. 2 dakikalık bir aramız var. Tabii geliyoruz. Ki. Tabii ki. Biz çok eğleniyoruz. Bilmiyorum siz eğleniyor musunuz? Ay, ama yatıştırıcı almanız iyi oldu. Arada atıyorsun. Allah'ım inşallah kanalımıza bir şey geldi. Çağırırken düşünecektiniz. Yok ben bu kadar anlatıyorum. Niye? Niye gelsin? Hiç zararlı bir şey olmadı. Evet, ben de söylemedim. Yani... Pasaparola. Evet, hemen. Evet, hemen sustururum. Pasaparola şu anda burada vardır ya. Pasaparola şu anda kurumsal online yapıyor. Online ortamda devam hem online hem canlı. Onu biraz konuşalım. Şöyle yaklaşık 20 yıldır Pasaparola'yı hem televizyonlarda yapıyorum hem de kurumsallar halinde yapıyorum. İlk işte bir otomobil firmasıyla başladık. Yarışmanın ortasında sevgili genel müdürümüz İbrahim Bey dedi ki ben araba vereceğim dedi. İlk yarışmam, düşünsenize. Ve ilk yarışmamda araba verdim. Yani ilk kurumsal yarışmamda araba verdim. O günden beri de sayısını unuttuğum kadar kuruma, bankaya, sigortacılık şirketine yapıyorum. Son 2 yıldır da şeye girdiğimiz için işte bu pandemi koşullarında Zoom diye bir şey var biliyorsunuz. Herkes Zoom ve benzeri sistemler. Onların üzerinden yapıyorum. Son olarak işte bir hayvan
yem firmasına, ondan önce bir bankaya, öyle parça parça mesela 100 kişi, 500 kişi, harika, 300 kişi onlar devam ediyor. Hediyeler veriyoruz, ciddi hediyeler veriyoruz ve yarış boyunca da çok ciddi, şöyle söyleyeyim, 45 dakikayla 1 saat 15 dakika arasında bir sürede hiç kopmadan ellerindeki cep telefonlarıyla ya da eğer canlı yapıyorsak keypadlerle, yani kablosuz kumanda cihazlarıyla oynatıyoruz. Ah yaşasın teknoloji. Sizi yaptığınız, benim de hayatım önce yapmak istediğim bir şey var. Hayırdır inşallah. Bir süre otelde yaşamışsınız. Evet. Abi hep hayal etmişimdir. Otelde yine sözünü diyeyim. Tutmamıştı şey Cem Uzan. Ben de çünkü benim koşullarımda ben İstanbul'a geleceğim bir şey istemiştim. Ha, o yüzden yani. Tabii 120 bölümün parasını peşin verin dedim. Ben evimi alayım. Yok, 3 sene oyaladılar. 3 sene oyalayınca ben de 3 sene otelde kaldım. Ama onlara dediler. Herhalde. Otelde rahat değil mi ya? Çok rahat. Ben çok severim. Hala. Ben de çok severim. Böyle iş oldu mu, özellikle Antalya Bodrum otellerinde falan oldu mu, ben hakikaten bir gün önce gitmeyi seviyorum. Çünkü otel çok farklı bir dünya. Çok seviyeli, temiz bir dünya. İnsanlarla, hiç tanımadığınız insanlarla sadece bir günlük ya da iki günlük bir takım şeyler söylüyorsunuz. Yurt dışında... Bu aralara gidemiyoruz ama yaklaşık 1,5 yıldır çok severim. İtalya'da, İspanya'da otel, yani o Airbnb bana göre değil, ben otel insanıyım. O da güzel, onu anlatırım bir ara size özelde. Onun da çok enteresan şeyleri muhakkak var ama kesin. Ben yani o otelin titizliğini özellikle yurt dışındaki şeyi çok seviyorum. Tabii ki. Bir de çok sabırlı olduğunu söyleniyor. Bir insana 43 dakika boyunca telefonda hayır o ben değilim diye ikna etmeye çalışmışlığınız var. O nedir? O nasıl bir şey? Yani deliyle deli olmak mı bilmiyorum artık ama ben hep yapıyorum. Hakikaten kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Hastalıklı tabii ki, yani toplum ruh sağlığını bu kadar yitirince insanların da çok sağlıklı kalması beklenemiyor ama ben anlatmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Nasıl korunmaya çalıştım? Kapımı süngerlerle kaplı yola var, orada duvarlara vurmuş. Öyle değil ama yani. Özen gösteriyorum. Kendi ruh sağlığımı korumaya çalışıyorum. Ne oldu? Bir gün sizi aradılar. Evet. Ahmet'sin dedi. Ve siz Ahmet değilim mi? Evet. 43 dakika boyunca. Ama mecburum. Anlamadı. Israr etti. Kapat. Yani kırmayalım dedik. İkna oldu mu? Sanmıyorum. Gerçekten ikna edemediniz. Ne yapayım? Bazen öyle oluyor insanlar. Ben artık... Şaşırmamayı öğrendim. Bu da bir erdem. Yani Türkiye'de beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Buna tepkisizlik anlamında söylemiyorum. Nasırlaşmak anlamında söylemiyorum. Sadece bu da oldu. Evet, olabiliyormuş demek ki diyorum. Çünkü baktığınız zaman, zama gelmeyeceğim ama yani son yaşadıklarımıza baktığınız zaman, çünkü mesela bir kriz oluyor. Ekonomiden sorumlu bakan diyor ki gözlerindeki parıltıya bakın. Yani mesela bunu dünyanın hangi ülkesinde denebilir? Hiçbir ülkede. Benim ülkemde deniyor. Kimse de buna bir şey demiyor. Demek ki burası biraz daha farklı bir ülke. Burada her şey olabiliyor. Böyle bakacaksınız. Ben burada her şey olabiliyor. Ucu bana dokunmasının peşindeyim. Ya da az zarar versin. Sadece kendim için değil, beni dinleyen herkes için. Mutlaka. O halde vakit de daraldığı için son merak ettiğim bir soruyu daha sormak istiyorum. Hı. Tekrar Cumhurbaşkanlığına adayım açıklaması yapacak mısınız? Hayır tabii ki, çünkü o güne özgü bir şahane protestoydu. Ben kendi yaptığı işi övmekten hoşlanan bir adamdım ama şunu söyleyeceğim. Gezi döneminde duran adamdan sonra yapılmış en iyi sivil protestolardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bugünü görmüştüm ve bugün böyle olacağımızı bildiğim için ortak akıl ve uzlaşmayla seçilmiş ve şu an çok özlediğim Ahmet Necdet Sezer'den sonra kimlerin cumhurbaşkanı olabileceği konusunun gündeme gelmesini istedim. Bunun tartışılmasını istedim ve bunu başardım. Tabii ki Metin Hoca değildi, tabii ki o günün koşullarında parlamento dışından teklif söz konusu değildi. Ama şu söz konusuydu, Vaclav Havel'in cumhurbaşkanı olduğu, Lech Walesa'nın cumhurbaşkanı olduğu bir dünyada, Türkiye'nin de yüzünün akı bir sürü insan bu işi yapabilirdi. Ben sevgiyle hatırladığım Yaşar Kemal'in cumhurbaşkanı olmasını çok istiyordum. Bugün de yani bana sorarsanız sayabileceğim parlamento dışı isimler de var. Ama mesela? Şunu saymam çünkü parlamentodan seçileceğini biliyorum. Hı-hı. Artı bu... Ama kimi yakıştırdınız? Şimdi bakın 6 parti uzlaşmış durumda. Hı-hı.
ne de uzlaşmışlar bir toplumsal uzlaşmada. Bence buna 7 parti de diyebiliriz. HDP de buna dahil. Çünkü HDP'yi şeytanlaştırmanın bir anlamı yok. 8 milyon insanı temsil ediyorlar. Herkes terörle iç içe değil. Ve bir Kürt gerçeği var. Bu yok diyemezsiniz. Kürtler belirledi. Bir sürü şeyi Kürtler belirliyor. Yine Kürtler belirleyecek. Neden söylüyorum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçiminde olduğu gibi. Üstelik devlet televizyonuna teröristin erkek kardeşini çıkarmak serbest. Yasal hazine yardımı alan bir partiyi şeytanlaştırma çabası. Ben 7 ya da 8 ya da 10 parti. Ama ortak akıl ve uzlaşmayla yeniden demokrasi... Birkaç neden şey var. Bir, parlamenter demokrasiye geri dönüş. Hukukun üstünlüğünün tekrardan tahsisi. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere her şeyin kardeşçe ve eşitçe paylaşılabileceği bir sistemi tıkayan bütün tortuların atılması. Yani bugün yapılan her şey. Son 20 yılda yapılan her şey. Bunda uzlaşacak herkes bence ortak bir cumhurbaşkanı da çıkarabilecektir. Adayı çıkarabilecektir. Ve kazanacaktır. İkinci tura da kalmadan kazanacaktır. Bu Kemal Bey de olsa kazanacaktır. Hani bazıları burun kıvırıyorlar ama. Çünkü bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bu adamın karşısında kimse başarılı olamaz. Yoksa gitmez. Yok öyle bir şey. Herkes gitti. Herkes sandıkla gelen sandıkla gider. Bunun önünde engel yoktur. O yüzden ben şuna inanıyorum. Ben o gün bir protesto yaptım. Başıma da gelmeyen kalmadı. Ama aynı protestonun akılcı devamında insanların bugün Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını, ülkeye yakışan, bölmeyecek, ayrıştırmayacak, iyi eğitim almış, toplumsal kültürü ve birlikteliği yukarıya taşıyacak, aydın, hırt ruhu olmayan bir isim üzerinde rahatlıkla uzlaşacağını düşünüyorum. Bu bir belediye başkanı olabilir, bir siyasi parti genel başkanı olabilir. Zaten Kemal Bey'e alttakilerden yani şeyden herhangi biri, altı parti ya da işte herhangi bir unsur hayır derse zaten seçilemez. Ama evet derse de seçilebilir. Sanıyorum biz biraz toplumsal olarak bu süreci takip edip bize korkmamak uygun gerekiyor. Olan bakın kendi da... korkumuzu yaratıyoruz. Lütfen bundan vazgeçin. İşte ben bir şey yazıyorum. Metin abi Silivri soğuktur. Oğlum sen niye korkuyorsun ki? Benim adıma niye korkuyorsun? Salak. Çok özür diliyorum. Ağzımı ilk defa bozdum. Böyle saçmalıkları yazanları anında engelliyorum. Çünkü o korkuyu kendi hayatında yarattığı yetmiyormuş gibi başkalarına da bulaştırmaya çalışıyor. Ben hepimizin August Landmasser olması gerektiğine inananlardanım. Kim şimdi diyeceksiniz? O herkesin şu iğrenç el hareketini yaptığı ortamda faşizmin başlangıç yıllarında bir gemi denize indirilirken Nazilerin yanında bu hareketi yapmayan ve o fotoğrafta yer alan adam. O adam başı derde girdi ama bugün hala Metin Hoca o adamı konuşuyor. Lütfen. Çok bedel ödeyen insan oldu bu süre içerisinde 20 yıl boyunca. Ben utanırım yaptıklarımdan dolayı bazı şeylerle yüz yüze kaldım demeye. Onun için bunu söylemiyorum ama hepimizin bir şey daha biliyorum ki bu ülkede Nusret Mayın gemisi diye bir şey var. Bunun ruhu var. Yani son 24 tane mayını dönüş yapacağını düşündüğünüz mağrur İngiliz gemilerinin bulunduğu karanlık limana dökebilmek. Bu zekanın getirdiği bir sonuçtur o. Ya onun için hani milli mücadele ruhu var. Atatürk'ün sandıklarda taşıdığı kitaplarla Kurtuluş Savaşı öncesi Latin harflerini çalıştığı dönem var. Ya da harfler marşı yaparak 8 yılda daha bu harfler oturmaz denildiğinde 6,5 ayda tüm Türkiye'ye harfleri öğrettiği bir ruh hali var. Ben buna güveniyorum. Ve siz o ruhla zaten şimdi sahnede de anlatmaya her devam yerde anlatmaya devam edeceğim. Korkmayın. Sadece korkmayın o kadarını söylüyorum. Kimse korkmasın. Vakit daraldığı için böyle ben oluyorum. Ben o yüzden korkuyorum. Evet, vakti harcadığım için korkuyorum. Estağfurullah. Vakti çok keyifli geçirdik. Çok ayağınıza teşekkür ediyorum. Sağlık. Sağ olun. Söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. Yani evet. Başka bir şey vaktimiz kalmadı. Vaktimiz el verdiğince. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü umarım soru işaretlerinizi çoğaltırken yüzünüzü güldürmüşsünüzdür. Size çok teşekkür ediyorum ben beni konuk ettiğiniz için. İyi ki geldiniz. Namuslu uygar kanallardan birinde de karşınızda olabilme imkanı bulduğum için görüşmek dileğiyle diyorum. Efendim bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda hepimizi bulsun diyor. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.